Aleyküm selam sevgili kardeşim. Ee, çok mühim olduğu için, genel olduğu için, gerçi mutadit defa buna cevap verildi. Ama gene de ihtiyaç duyuyorum çünkü çok geliyor. Şualar 328'de geçiyor. Diyor ki aziz bir sıdık, sadık kardeşlerim. Üç tane sıfat öne çıkartıyor her mektupta aman aman. Diğer gurbette medarı tesirlerin falan da ekliyor baş, başka yerde ama bu üç tane sıfat ilim, irade, kudreti tazamın ettiği için üç tane aziz, sıdık, e, sadık kardeşlerim diyor. Diyor ki 328 oradan okuyorum. Ben birkaç gündür bir duamı değiştirdim. E, değiştirmiş. ne değiştirdiğini de söyleyecek. Eğer o değiştirme aynı bu şartlar varsa değiştirebiliriz yani burada söyleyeceği şartlar tahakkuk ederse bu kural caridir. Çünkü Risale-i Nur sift Türkiye'ye mahsus değil. Rusya'da da, Arabistan'da da, e, efendim Tunus'ta, İran'da da yani şartların ağır olduğu yerlerde de Risale-i Nur cari olduğundan dolayı sift Türkiye cihetiyle değil bu. E, ustad zamanda değil kıyamete kadar her yerde de bu cari olacağından yani Burada değiştirmesine vesile ve sebep olan sıkıntı kişi kendisi o memlekette. Rusya'da mesela nur talebeleri çoğunlukla şu anda biraz sıkıntı çekmişler. Çekiyorlar da. Ve derste her türlü insan bulunduğundan bu bu şartlar koy ederse onlar da şunu yapabilirler. Diyor ki ben birkaç gündür bir duamı değiştirdim. Şimdiye kadar bazen yüz defa tekrar ile vafillena bak e, biz veya e, fik gibi dualarda talabete resaili nuri sadikin cümlesinden es sadikin kelimesini kaldırdım. Sadık. Niye kaldırdı? Şimdi mesela tesbihatta sadıkın var. Ustad niye kaldırdı? Ta ki ruhsatla amele kendini mecbur bilen. Ruhsatla. Yani demek ki öyle bir sıkıntı çekecek ki adam. Evinde şimdi oturuyorsun. Ben. Dershanede şimdi Türkiye'de sorun yok. Niye kaldırıyorsun kardeşim? Bir sıkıntı mı var? Bak burada diyor ki ta ki ruhsatla amele kendini mecbur bilen ve sıkıntının verdiği evham ve meyusiyet cihetiyle zahiri inkar ve çekinmekle mahkemeye veriliyor. Nurcu musun diyor. Evet dese içeri girecek. E, girsin içeri. Çoluk çocuğu var. Hepsi bekardı ki. Herkes aynı cesareti değil ki. Bazıları evham var, meyusiyet var. Evham var, meyusiyet var. E, herkes de aynı değil. Demek ki ...bir dayatma var bak. Zahir inkar sen nurcu musun soruyorlar. Hedesi bitti yani selam... ...selam verildiği zamanda... ...selam... ...verildiği zamanda böyle... ...bile suçtu yani. Çekilmekte azimet ve sadakata muhalif hareket eden kardeşlerimiz... ...o dualardan mahrum kalmasınlar... ...diye. Yani kısacası... Eğer zor durumdaysan e, yani Risale-i Nur'un talimatıyla harekete demiyorsan e, o zaman Sadık'ın te, şey, şeyini tesbihatta kaldırabilirsin. Ama Türkiye'desin yani ben de burada yaşadığım için Türkiye'desin. Sıkıntı yok. Niye kaldırıyorsun kardeşim? Rusatla amele kendini mecbur mu biliyorsun? Rusat yok ki. Burada şinamel var yani. Dua ile risale Nur'u yaşayabiliyorsun, namazını kılabiliyorsun, derslere gidebiliyorsun. Eskide yakalandığı zaman nurcu musun? Değilim diyordun. Değilim deyince zahiri inkar ve çekinmekle azimet ve sadakata muhalif hareket etmiş oluyordu. O zaman duada mahrum olmaması için kaldırmış. Şimdi kaldırabilir misin? Kaldıramazsın kardeşim. Neresi? Türkiye için söylüyorum. Ama Azerbaycan'dadır, Rusya'dadır. Ne bileyim Tunus'ta, Cezayir'de e zor şartlardadır. Adam gidemiyor. Risale-i Nur'un talimatıyla hareket edemiyor. O adam işte kaldırabiliyor. Çekiniyor çünkü. Evham var. Bu şartlar tahakkuk ederse bu kanun herkese caridir. Bazıları şu soruyu da soruyor. Şahsi maneviden istifade etmeyle ne alakası var bu sadıkın kelimesini tespihata koymak ve koymamak veya daha genelini yapayım. Tesbihat, iştirak-ı amal-i uhreviyenin sebeplerindendir. En büyük sebebi budur. Yani cemaatin sebabına ortak olmak için tesbihat yapman lazım. Risale'de geçiyor ve Bir, birkaç dakika Risale okuman lazım her gün. Ve tesbihatı da yapacaksın diyor. Peki tesbihatla bu yani şahsım malumi neydi? Geçmiş ve gelecekteki bütün nurcuların kuzeyde, batıda, doğuda, güneyde olan bütün nurcuların e amelini ortaksın. Benim amelim ortaksın. Ben de için ortağım. Bunun sebebi tesbihattır. Bunun tesbih, tesbihat e, şeye benziyor. E, yani onlar ne olur diyene diyorum. Evlenirken e, veya talak veya nikah yaparken e, soruluyor. Kabul ediyor musun? Etmiyor musun? Zevc, zevci olarak nasıl ki e, haram olan bir şeyi nikah ile helala dönüşüyor veya mahkemede yemin veya Allah'a yemin ediyorsun bozarsan üç gün oruç tutuyorsun. Peki bir tanesi sorsa ne alakası var ya kabul ediyorum etmiyorumla zina helala dönüşüyor. Aynı bunun gibi işte. Bu semavi akittir. Yani şu tövbe. Uydu Allah'a misal. Telefon bedene misal. Vücuda ee, batarya, telefondaki batarya hayata misal. Ee, telefondaki yazılım ruha misal. Şimdi sen e, kartla imana misal. Kart. Sen şimdi bazı e, teklifler geliyor telefon. Onaylıyor musun? Onaylamıyor musun? Banka şeyler olur. Sitelerle alakalı oluyor. Onaylıyorsan ya bat diye korkunç bir neticeye gidiyorsun onaylıyorsan. Veya Telefonla bilet alıyorsunuz Almanya'ya. Her şey tamam. Onaylıyor musunuz diye soruyor. Her şey diyor ses, sesiniz kaydediliyor diyor. Evet dediğin zaman bak neticesi ne kadar büyük oluyor. Ne olacak canım bu kadar evet demekle. Onaylıyorum demekle. Onaylamıyorum demekle. Ha bu kadar mühim bu da. Anladın mı? Akittir bu akit. Nur cemaatının şahsı manevisiyle akitin sebebidir tesbihat. Tekrar selamun aleyküm.